Herkese merhabalar. Bu dersimizde boş döndüren parametreli metotları göreceğiz. Şimdi bizim boş döndürmeden kastımız neydi arkadaşlar? Static yapıyorduk ki main metodu içerisinden bu metoda ulaşabilelim diye. Void yapıyorduk ki bu metodun içerisindeki bilgileri, kodları doğrudan main metodun içerisine aktarabilmek için. Ve bizim metodumuza bir de isim veriyorduk. Örneğin burada isim söyle fonksiyonu olsun bu. Ya metodu olsun daha doğrusu. Bunun ismini ben isim söyle yaptım. Yani main metodum içerisinden bunu isim söyle şeklinde çağıracağım. Örneğin burada geldim. Console.WriteLine ile geliyorum. Ekrana Khan Academy'yi yazdırıyorum. Ya da isim yazalım buraya. Çok da fark etmiyor ama şöyle Fatih Kaan açık göz yazıyorum. Buraya geldim. Ne yapacağım? Benim bu ismi çağırmam lazım. Yani bu metodu çağırmam lazım. Metodun ismini yazarak o metodu çağırıyoruz. Tabii ki parantezlere de koyuyoruz vesaire. Şimdi buraya da console.readline yazarak konsolun kapanmasını engelleyelim. Start'a bastığımda ekranda bir tabi Fatih Kaan açık göz yazısını göreceğim. Ama ben istiyorum ki benim bu kodların içerisindeki yani bu metodun içerisindeki kodları doğrudan çağırmayayım. Yani doğrudan çağırayım tabii ki de. Fakat buradaki ismi dinamik olarak değiştirebileyim istiyorum. Yani buradaki isim sürekli Fatih Kaan Açıkgöz olarak karşıma çıkmasın. Bir de ben yani bu ismi ben kendim vereyim istiyorum. O zaman işte burada parametre kavramı devreye giriyor arkadaşlar. Siz burada parametreyi yazıyorsunuz. String isim diyerek ne yaptınız şu anda? Bir tane string değer alacağınızı söylüyorsunuz bu parametre olarak. Ve bu isim değerini siz hani for döngüsünü hatırlarsınız ya. Hani int i yaptığımızda sadece o for döngüsünün içerisinde kullanabiliyorduk ya. Tıpkısının aynısı burada da geçerli. Buradaki isim değişkeni, isim dediğimiz şeyi sadece bu metodun içerisinde yani şu scope'da kullanabiliyoruz. Yani bu isim söyle metodunun scope'u arasında kullanabiliyoruz. O yüzden bu isim dediğim değişkenin sadece bu metodun içerisinde kullanabiliyorum daha doğrusu. Bakın şu anda bir parametre istediğim için ben artık buradaki isim söyle metodum yani main fonksiyonun içerisinde çağırmış olduğum bu isim söyle bana kırmızılık döndürüyor. Neden? Baktığım zaman diyor ki string isim yani senin burada bir isim değeri vermen lazım diyor. Verelim. Bir tane string vereceğim. Hangi stringi veriyorum? Örneğin bu sefer Khan Academy yazdırayım. Bakın şu anda artık farklı farklı isimler yazdırabilirsiniz. Şöyle geliyorum. Khan Academy olsun bu. İşte Fatih Akademi olsun. Açık Göz Akademi olsun. Çok yaratıcıyım gerçekten. Start'a bastım. Bakın Khan Akademi, Fatih Akademi ve Açık Göz Akademi'yi ekranda yazdık. Siz bu ismi kullanıcıdan alıp o kullanıcının bilgilerini de ekrana bastırabilirsiniz. Bu da artık birden fazla parametreye giriyor. Yani demem şu ki atıyorum kullanıcının ismini alırsınız, yaşını alırsınız, boy ölçüsünü alırsınız ve kilosunu alırsınız. Daha sonra bu bilgileri ekrana topluca bastırabilirsiniz yani bu sayede. Gelin isterseniz bunu hep beraber yapalım. Önce ne demiştik? Kullanıcının ismini alacağız ve kullanıcının yaşını alacağız. Bir de kullanıcının boyunu alacağız. Onun dışında başka ne alabiliriz? Bir de soyadını da alalım bari almışken. Soyad, yaş, boy. Şimdilik yeterli. Geliyorum diyorum ki şöyle console.WriteLine ile kullanıcıya diyorum ki lütfen isminizi ya da şöyle isim soy ismi aynı anda girelim arkadaşlar. Şöyle isim soy isim yazıyorum buraya. Lütfen isminizi ve soy isminizi girin. Bu arada yani ayrı ayrı da alabilirdik de fazla uzamaması için böyle yaptım. Şöyle şimdi isim ve soy ismi kullanıcıdan alacağım. Geliyorum buraya. Direkt console.readline ile kullanıcının ismini, soy ismini aldım. Sıra geldi yaşına. Olduğu gibi şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Tak tak diye. Şunu şöyle aşağı alalım. Bunu da aşağı alıyorum. Lütfen yaşınızı girin olsun bu. Ve şuraya artık yaş deyip şurayı da int.parse diye değiştirelim. Ve boy alacaktık. Şunu olduğu gibi kopyalıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyorum. Burada da kullanıcının boyunu alacağız ama double cinsinden alacağız.
şöyle boyunuzu metre cinsinden giriniz diyelim. Güzel. Şimdi artık ben kullanıcının ismini, soy ismini, yaşını ve boyunu aldım. Sıra geldi. İsim söyle değildi artık bunu. Yani bu metotların isimleri genelde verilirken arkadaşlar mantığa uygun şekilde verilir. Ne yapacağım ben burada? Bilgileri göstereceğim için bilgileri göster diyorum. Ve artık benim alacağım parametreler isim değerini alacağım. Bir yaş değeri alacağım. Ve bir de boy değeri alacağım. Tabii ki buradaki isimlerin dediğim gibi bu değişken isimlerinin hiçbir önemi yok. İsterseniz şöyle yapalım. I, Y ve B diyelim ki kafanız karışmasın. Yani buradaki illa yaş diye burada da yaş yazacak halim yok. Buradaki boy diye illa burada boy yazacak halim yok. Yani buradaki değişken isimlerini zaten sadece bu skopun içerisinde kullandığınız için bu kadar yani. Yani bunu sadece bu skopun içerisinde kullanıyorsunuz. Şimdi sıra geldi bu parametreleri benim ekrana yazdırmama. Şöyle geliyorum. Bunu bu şekilde yazmak istiyorum arkadaşlar ben. Şöyle 0 isim diyorum. Bu olsun. Şöyle isim. Ondan sonracığıma şöyle isim demeyelim de adı ve soyadı diyelim. Adı ve soyadı bu. Ondan sonra başka ne vardı? Yaşı vardı. Yaşı şöyle yazalım hatta adınız ve soyadınız. Gerçi adamın girmiş olduğu bilgileri biz ona vermiş oluyoruz da fark etmez. Genelde zaten mesela bir siteye ya da bir şeye kayıt olduğunuzda kendi adınızı kendiniz verirsiniz. Ama o profil sayfasında sonuçta sizin vermiş olduğunuz o ad orada gözükür ya aslında onun gibi ona bir gönderme yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Gönderme yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle geldim. Yaşınız 1 ve boyunuz şöyle 2 yazdım. Şimdi ne demiştik? 0. kattaki şeye isim soy isim. Pardon isim soy isim değil. İyi. Şuradaki iyi. Buradaki isim soy ismi almayacağız. Şuradaki yaşınız kısmına buradaki parametre olarak gelen Y değerini ve şuradaki boyunuz kısmına da yani ikinci şeye şuradaki B değerini yani boy değerini alacağız. Güzel. Bakın böylece küçük yani tek harf kullanarak isteklerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Sıra geldi. Kullanıcıdan almış olduğumuz bu bilgileri yani bu değerleri bizim metodumuzda parametre olarak yollamaya. Gelelim bizim bilgileri göster metodumuzun içerisine. Önce isim soy ismin değerini yolluyorum. Buradaki isim soy isim değerini yolluyorum. Yani bu değişkenin değerini yolluyorum. Değişkenin kendisini değil aslında. Değişkenin değerini yolluyorum. Değişkenin yaş değişkeninin değerini yolluyorum. Ve boy değişkeninin değerini yolluyorum. Bakın artık bunun değerini bu 3 değeri ben yolladım ya. Artık benim bu metodumun içerisindeki i değişkenimin değeri isim soy isminin değerine eşit oldu. Y değişkenimin değeri yaş değişkenimin değerine eşit oldu. Ve B değişkenimin değeri boy değişkenimin değerine eşit oldu. Ve böylece bu değerleri kullanarak ben aslında amacıma ulaşıyorum. Yani kullanıcının bilgilerini ekrana bastırabiliyorum. Geldim şöyle start'a bastım. Bakın lütfen isminizi ve soy isminizi girin diyor. Giriyorum. Fatih, Kaan, açık göz dedim. Lütfen yaşınızı girin. 25 diyor. Lütfen boyunuzu girin. 1.73 diyorum. Şey demiş ama. Metre cinsinden girin diyor. Ben virgülle mi giriyordum? Virgülleydi galiba. 1.73 diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi adınız ve soyadınız Fatih Kaan açık göz. Yaşınız 25. Boyunuz 1.73. Çıktısını ekranda görmüş olduk. Bunlar tabii farklı kullanıcılar için de geçerli. Ama bu bilgileri göster olayını biz genelde database işlemlerinde vesaire yapabiliyoruz. Duruma göre yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de kullanıcının farklı bir metot oluşturarak kullanıcının doğum yılını hesaplayalım. Gelelim buraya. Doğum yılı hesapla fonksiyonunu çağırdım arkadaşlar. Metodunu pardon. Yani metodunu oluşturdum, çağırmadım. Ekrana burada console.writeline ile neyi bastıracağım? Şu an hangi tarihteyiz? 2019 nokta. Aslında bu 2019'u kendimiz yine C# kendi klaslarını ve metotlarını kullanarak alabiliyoruz ama ona şimdilik girmeye gerek yok. Kafanız karışmasın. 2019 eksi diyorum. Şu anki neyi alacağım parametre olarak? Yaşını alacağım ve böylece doğum yılını bulmuş olacağım. Parametre olarak yaşını alacağım için şöyle yaş yazdım. Bu sefer Y yazmayayım arkadaşlar. Zaten olayın mantığını anladınız.
Yani buradaki yaşın buradaki yaş olmadığını biliyorsunuz. Sadece değerleri birbirine eşit olmuş oluyor. Ta ki ben şuradan mesela doğum yılı hesaplarının içerisine bu yaş değerini yollayana kadar. Yani bizim buradaki yaş değişkenin değerini bizim metodumuzun içerisine yolluyorum. Ve böylece bunu ekrana doğum tarihini ekrana vermiş oluyorum. Hatta şöyle yazalım. Doğum tarihiniz desin. Şöyle buraya da artı koyup. Tabii ki 2009 eksi yaş şurada kırmızılık vermesinin sebebi ne sizce? Evet, bu eksiği bakın şu anda eksi diye bir şey bilmiyorum ben diyor. Normalde bu eksiği bu string'i koymadan tanırken farkındaysanız çünkü iki tane sayı olduğu için onların çıkarma işlemini gerçekleştirebilecek write line metodunun içerisinde. Fakat siz buraya bir string koyarsanız bundan sonrakinin hepsinin string olmasını istediği için eğer ki bir matematiksel işlem yaptırıyorsanız bir ekstradan parantezin içerisinde onu belirtmeniz gerekiyor. Güzel. Şimdi artık çalıştırabilirim. Lütfen isminizi girin diyor. Fatih Kaan açık göz yazdım. Yaş 25, boy 1,73. Adınız ve soyadınız Fatih Kaan açık göz, yaşınız 25, boyunuz 1,73. Doğum tarihiniz 1,90. 1994 dedi arkadaşlar. Çünkü ben burada zaten yaş değerimi bildiğim için tam olarak şurada yaş 25'ti. 2019'dan 25'i çıkartınca doğum tarihim ekranda gözükmüş oldu. Evet, biz buna işte boş döndürme diyoruz. Aslında buradaki olay şu. Normalde biz burada parametre halinde aldığımız için şuradaki IYB değerleri var ya. Şimdi bunu alıp şöyle bunu kopyalayıp hani aynısını yani bu void döndürme demek bu demek aslında. Hani şu metodu çağırmıyorsunuz da direkt böyle yazıyorsunuz. Fakat burada IYB değil, IYB diye değil de tabii ki artık isim soy isim yaş boy şeklinde halletmeniz lazım. Biz buradaki değişkenlerin değerlerini parametre olarak kullandığımız için yani parametre olarak gönderdiğimiz için o değerleri burada IYB diye yazabildik. Çünkü burada IYB diye isimlendirmiştik o değişkenleri. Evet bu şekilde yani arkadaşlar. Eminim ki anlamışsınızdır. Şurada silelim. Boş döndürme olayları bu şekilde. Tabii ki anlayacağınız üzere bu dersten sonra artık dönüş tipine sahip metotlardan bahsedeceğim sizlere. Anlayacağınıza %100 eminim. Yeter ki can kulağıyla dinleyin. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.